Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Efendim merhabalar, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. İnşikak Suresi efendim. İnşikak Suresi 25 ayetten oluşmakta. İnfitar Suresinden sonra nazil olduğu rivayet edilen bir sure. Mek Mekke'de nazil olmuş olan bu sure, efendim, İnşikak yani yarıldı anlamına gelen, e, ayeti kerimedeki İdes Sema'un Şakkat, e, ifadesindeki yer alan inşikaktan dolayı bu adı aldığı nakledilmekte sevgili dostlar. Kıyamet sahneleriyle dolu bir süredir. Nitekim tekvir suresinde, infitar suresinde, başka surelerde kısmen temas edilen kıyametin kopuş süreciyle alakalı o durumlara işaret etmektedir bu surede de. Ana fikir olarak kıyamet sahneleriyle doludur. Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde kıyamet gününe dair onun kopuşu, kabirlerden kalkış, insanların hesaba çekilmesi, amel defterlerinin sağdan soldan verilmesi gibi konular ele alınmakta. Bunlar hep imani konu şeyler, hadiseler ve biz bunlarla alakalı detayları bilmiyoruz ama Kur'an'ın bize bildirdiği kadarıyla bunlar hakkında malumat sahibi olmaktayız. İşte bu sürede onlardan Efendimiz Aleyhisselam sizden kim Kur'an'ı kıyamet gününü gözle görmüş olduğu gibi böyle ee, ayn e, bilmek isterse tekfir suresini, inşikak suresini, infitar suresini okusun diye Efendimiz Aleyhisselam'ın da bu manada açıklamalarını bilmekteyiz. Kur'an'da kıyamet sahneleri Seyyid Kudub'un böyle bir çalışması vardır. Gerçekten vahdeli e, olan kardeşlerimiz o kitabı alırlarsa kıyamet sahneleri Kur'an-ı Kerim'de nelerde nerelerde geçiyor? İnsanın kabrinden kalkışı, mahşer meka makamına, mekanına gelişi ve herkesin birbirinden kaçtığı o hengameli hal ki efendimiz Aleyhisselam o gün insanların çıplak kalkacağını efendim ve bu çıplak kalkmayla alakalı üzerlerinde hiçbir şey olmaksızın mahşer mekanına gelişiyle alakalı bu durumu anlatınca Ayşe Validemiz nasıl olur ya Resulallah diye bir utangaçlığını ifade edince ey Ayşe o gün herkesi meşgul edecek bir derdi bir işi vardır. Yani hiç kimse başkasına şöyle başını çevirip bakamayacak bile diye Efendimiz Aleyhisselam'ın açıklamalarını bilmiş olmaktayız. Evet, İnşikak Suresi, Bismillahirrahmanirrahim. İzes semaun şakkat, gök yarıldığı zaman ve ve li rabbiha ve hukkat, Rabbine boyun eğip gereğini yaptığında, diyor Rabbimiz, İzes semaun şakkat, gök yarıldığı zaman, bunun örneği başka ayetlerde var. Rahman Suresi'nde, mesela, Feyden şakkat sema fekanet verdeten kettihan. Rabbimiz orada ne buyuruyor? Sema yarıldığında ve e, kırmızı bir gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman denilerek Rabbimiz gökün o gün yarılmasına dair bir pozisyona mesela orada işaret eder. Başka ayetlerde de e, e, sema'nın açılacağı kapıların oluşacağını ifade eder ki burada da onu görüyoruz. İde semaun şakkat gök yarıldığı zaman ve ezin etli Rabbiha Rabbına itaat ettiği zaman bu hukkat zaten ona da yaraşan odur. Yani itaat eden zaten gökyüzü, yer, sema, evrende ne varsa zaten Allah'ın emrine amade olan varlıklardır bu manada. Onlara Rabbimiz geliniz Allah'ın emrine uyunuz dediği zaman eteyna ta'in diyerek semada yerde ne varsa Allah'a itaat etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de ifade edilir ve lehu esleme men fi semavati vel ardi tavan ve kerhan Semavatta ve yerde ne varsa zaten ona teslim olmuş durumdadır. Bu anlamda güneş Müslümandır, yer Müslümandır, ay Müslümandır, yıldızlar Müslümandır. Ne kadar alemde varlık adına ne varsa bizim bildiğimiz, bilmediğimiz hepsi ona teslim olmuş vaziyettedir. Errahman Allama al-Kur'an halaka al-insan allamahu al-bayan şemsu vel-kameru bihusban ve necmu ve şeceru yesudan. Evet ve necmu yıldızlar ya da otlak mera ne varsa ve ve necmu ve şeceru ağaçlar yesudan o Allah'a secde ederler. Zaten bu işte o ayetlerde başka yerlerde bunun örneklerini görmekteyiz. ...işte onun için ve eznetli Rabbiha Rabbına itaat etmiş ve hukkat. Zaten Gereken de budur. Zaten de onlar gerekeni yaparlar. Evren, kainat, Allah ne dediyse, dön dediyse dönen, dur dediyse duran, yarıl dediyse o gün Allah'ın emrine amade olarak bunu yerine getirecekler demektir ki Rabbimiz de öyle buyuruyor. Ve ezinet li rabbiha ve hukkat. Evet, gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında ve izal ardu muttet Yer dümdüz hale getirilip uzatıldığı zaman ve alkat ma fiha ve tekallet içinde ne varsa dışarı çıkartıp boşaldığı zaman yani kabirlerinde yatan insanların, madenlerin, insanların kavgasına, savaşına neden olan ne varsa değerli onların hepsinin ortaya atılıp saçıldığı o gün diye Rabbimiz böyle buyuruyor. Ve alkat ma fiha evet içindekileri atıp boşaldığı zaman diye Rabbimiz buna burada böyle işaret ediyor. Hani zelzele suresini hatırlarsınız. İza zulziletil ardu zilzalaha. Yer büyük bir sarsıntı ile sarsıldığı zaman ve ahrecetil ardu ezkalaha. İçindeki ağırlıkları dışarı çıkarttığı zaman denilirken de, de aynı şeyi görüyoruz. İçindeki ağırlıklar yani insanlar, varlıklar, gizlenenler, saklanan ne varsa hepsinin dışarı çıkartıldığı o günde Rabbimiz devamında vekaler insanu malaha insan ne oluyor böyle diyecek imiş o gün. İşte o gün yavme izin tuhattisu ahbaraha. O gün yer yer yeryüzü dile gelip o gün haberlerini verecek. Yani tabii ki nasıl? bir enna rabbeke evhalaha. Rabbının ona vahi sayesinde Yeryüzünün dile gelip konuşacağını Rabbimiz bize bildirmekte. Bundandır efendimiz Aleyhisselam'dan ve selef'ten bize gelen bilgilerde insanın namaz kıldığı mekanları, sünneti bir yerde, farzı bir yerde yaptığı zaman bile o mekanların kıyamet günü onun lehinde yapılan ibadetlerle alakalı bile tanıklık edeceği söylenir. Onun için bu anlamda yeryüzünün konuşması nasıl olur demeyin. Allah isterse onları da elbette ki konuşturma gücüne, kudretine Rabbimiz haizdir. İşte onun için ayeti kerimede bir enne rabbeke evhalaha Rabbinin ona vahyiyle o gün yeryüzü dile gelip konuşacaktır denilmekte. Ve alqat ma fiha ve tahallat ve iznet li rabbiha ayet tekrar ediyor. Evet, o gün yeryüzü itaat edecektir li rabbiha Rabbına ve hukkat. Zaten de ona yaraşan budur. O da zaten bunun gereğini yapmaktadır. Demek ki yeryüzünün Allah'a itaat edeceği, ona da yaraşanın bu olduğu ifade ediliyor. Bu ne kadar muhteşem bir şey. Ne varsa Mevla'nın emrine amade olduğu kıyamet günü hele bunun daha bir ortaya çıkacağı demek ki ifade ediliyor. Ya eyyuhel insan, ey insan diyor Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de sevgili dostlar bazı ayetlerde insan olumsuz, manada kullanılır cins ifade eden yerlerde. Mesela vel asr, asra yemin olsun ki innel insan ele husr. İnsan hüsrandadır. Ancak yani hüsrana uğramıştır insan. Bundan istisna illerledine amunu iman edenler ve amilü salihat salih amel işleyenler yetmedi. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hüsrana uğrayacak olan insan türünden istisna edilmiştir. İşte burada insan tabiri negatif manada, olumsuz manada kullanılmıştır. Burada ise kimi ayetlerde de nötr bir anlamı görmekteyiz. Burada ya eyyuhel insan, ey insan, ey insan, inneke kadihun ila rabbike kethan fe Sen bir gayret, bir çaba içerisindesin efendim Rabbine karşı ve ona ulaşacaksın. Maali nasıl vermiş? Sen Rabbin'e doğru büyük bir çaba içerisindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Evet, Rabbına giden yolda insan bir çabanın içerisinde. İyi ya da kötü, İyi olan insanın hali ayrı. Hani Leyl suresinden hatırlarsınız. innel <Sessizlik> insane, insanı Rabbimiz orada anlatırken, inne sayyukum leşetta. Sizlerin çabaları türlü türlüdür. Yani bazı insanlar mesela fe amma man a'ta vettaka Mesela bir birinci tür insan infak eder, verir, çabalar ve en güzel olanı tasdik eder. Fe suniyes lil yusra. Biz ona kolayı kolaylaştırırız. Yani ve saddaka bil diyor orada. Yani en güzel olanı tasdik etmek. Yani ne demek bu? Kelime-i tevhid'i tasdik eden insan, infak eden, veren ve en güzel olanı da tasdik eden mümin insan türü de vardır insanların içerisinde. Ama inkar eden, bakil olan, istiğna içerisinde kibirli, böbürlenen zorba insan tipi de vardır. Aynı işte o insandan bir tür olan bu kişi ise وَسَدَّقَ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا En güzel olanı yalanladı. Ee, en güzel olan kelime-i tevhidi yalanladı ifadesiyle ona işaret edilir. Farklı farklı insan türleri vardır. Burada da işte Rabbimiz Rabbine doğru büyük bir çaba içerisindesin. Yani senin sana ayrılan ömür gitgide e, seni Rabbine yaklaştırıyor. Bu gidişat içerisinde efendim adımladığın bu hayatın devam eden seyri içerisinde sen sonuç itibariyle bir gün öleceksin ve Rabbine varacaksın ve siz insanların bu gidişat içerisinde hali türlü türlüdür denmiş oluyor burada. İnneke kadihun cahidun amilun anlamında kullanılmış sevgili kardeşlerim. Evet, gayret ve çaba içerisindesin. Tabii ki feman kana yarcu liqa felyamal amelen salihan. Tabii ki kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin diye buyurulmakta. Bir başka ayet-i kerimede Hemen kana yercu Allah fe inne ecel Allah ile Kim Rabbına kavuşmayı umuyorsa bunun da bir vakti vardır. O da gelecektir diye Ankebut suresinde ifade edildiği üzere burada da işte ona işaret ediyor Rabbimiz Allahu alem. Devamına bakalım. Birinci tür insanın özellikleri anlatılacak. Fe emma men utiye bi yemini. Kime kitabı sağından verilmişse efendim fesefe yuhasabu hisaben yasira. Evet, e, hesabı kolay bir şekilde görülecektir. Kitabı sağından verilmiş olan insanın efendim hesabı o gün kolay olacaktır. Kitabı sağından verilmiş mümin insan burada anlatılıyor. Hani efendimizin hadisini hatırlarsınız. Evvelu ma yuhasabu bihil abdu yawmal kıyame as Kulun kıyamet gününde hesaba çekileceği ilk şey nedir? es namazdır. Eğer dünyadayken namazıyla alakalı o gereğini yapmışsa, ibadette hassasiyet göstermişse, Allah'a karşı kullukta ketiz bir mümin olmuşsa, namazdan eğer sınavı geçerseniz kıyamet günü, sizin diğer amelleriniz de buna göre suhuletle, tabii ki sizin hesabınız görülecek demektir. Ama namazda insan dünyada iken buna dair bir gevşeklik içerisinde olmuşsa, ona göre diğer amellerde de, sen zaten namazda da zaten sen sınıfı geçememiştin. Sen ona karşı ihmalkar davranmış idin. Bununla alakalı amel defterinden onlar anlaşılıyor denilerek bu manada zorluklar tabii ki peş peşe devam edecek demektir. Onun için bizim iyi bir mümin, iyi bir Müslüman, iyi bir dindarlık içerisinde olmamız bizden isteniyor ki burada ona işaret ediyor. Anşi validemizden nakledilen bir nakledilen bir rivayette yani kişinin o gün hesaba çekil, çekilmesi demek ne demektir diye bununla alakalı sorduğu soru üzerine hesaba yani amel defterleri ortaya çıkıp insanlar bu manada huzura getirilmeleri anlamındadır buradaki Fesefe yuhase bu hisaben yesira diye buyuruyor. Eğer hesaba çekilecekse yani milim bilim ne varsa onlardan dolayı insan hesaba çekilecekse onların zaten halinin çok kötü olacağı ifade ediliyor ki ayetin devamında bakınız ve tabi önce şurayı okuyalım ve yengalibu ila ehlihi mesrura evet kolay bir şekilde kıyamet gününde hesaba çekilmiş olan o gün cennetteki ailesine ya da onun gibi iman edenlerin arasına mesrur bir şekilde huzurla mutlulukla o gün oraya dönecektir diye buyuruluyor. Demek ki kıyamet gününde hesaba çekilen direkt oradan cennete geçecek. Çekilen cennete geçecek. O insan kendileri gibi olan insanların arasına sürurla o gün tabii ki ben de kurtuldum. Ben de artık tabii ki bugüne dair olan bu sınavı geçmiş oldum diyecek. Hani bununla alakalı sevgili kardeşlerim Hakka suresinde bir ayet-i kerime var. فَاَمَّا مَنْ اُتِيَ كِتَابُهُ بِيَم۪ينِهِ kitabı sağ elinden, sağ tarafından verilen kişi feyekulu ha umukra'u kitabiye. Bakın benim kitabıma okuyun diyecekmiş etrafında etrafındakilere sevinçli bir şekilde. İnni zanantu enni mulaqin hisabiye. Ben zaten hesaba çekileceğimi zannediyordum. Fehuve fi ishati raziyah. Ayet-i devam ediyor. O mutlu bir yaşam içerisinde olacak. Nerede? Fi cennetin aliye, yüksek cennetlerde. Kudufuha daniye, meyveleri sarkmış olan o güzel cennette onların ağırlanacağı ifade ediliyor. Demek ki bir sevinç var orada. O mutluluk var, o güzellik var, o sürur var. İnsan orada onu yaşayacakmış. Şimdi amel defteri sağından verilen, kurtulmuş olan karnesini aldı, geçtiği kendisine açıklandığı, Ebedi olarak cennette olacağı açıklanan kişi ehline, ailesine ya kendi gibi kendisi gibi iman edenlerin arasına ya da e, efendim Tur suresinde bir ayet-i kerime var. Velledine amunu ve tebaatuhum zürriyetuhum bi imanin el hakna bihim bi imanin diye başlayan ayet-i kerimede onlar ki iman ettiler onların nesillerini, onların arkasından iman eden zürriyetlerini onlara katmışızdır. Asla bu birinci efendim yani dede olan, baba olan kimselerin amelinden çocuklarını onlara kattığımız zaman asla onların amellerinden de bir şeyi eksiltmemişizdir deniliyor ayeti kerimede. Belki de ailecek onların orada kalacakları da burada söz konusu olabilir. Allahu alem. ayen galibi ila ehlihi mesrura, evet seviç içinde yakınlarına dönecektir. Ama ve emmâ men ütiye kitabuhu vera azahri kitabı arkasından verilen sol tarafından diye bazı ayetlerde yer alır. Burada da vera azahri burada sembolik olarak yani sol derken, arka derken inkar eden kafir aslında efendim onun durumu anlatılmaktadır, tasvir edilmektedir. Kitabı arkasından verilen kimseye gelince fesevfe yed'u thubura o kişi orada helak e, e, dilenmesinde bulunacak. Helak diye bağıracak, seslenecek. Yokluğu isteyecek. Ki zari, şeyde biliyoruz biz bunu. E, Furkan suresinde La ted'ul yevme thuburan vahiden ve du'u Cehenneme onlar e, dar bir yerinden atıldığı zaman ve isa ulğu منها mekana diyor Rabbimiz oraya atıldıkları zaman orada yokluk diye feryat edecekler yok olmayı isteyecekler imiş de Rabbimiz la ted'ul yawma suburan vahiden bir kez yokluğu dilemeyin istemeyin siz yani burada kaldığınız sürece hep yokluk diyeceksiniz ama yok olmanız söz konusu olmayacaktır deniliyor Rabbim bizleri onlardan eylemesin onlar orada böyle yalvaracaklar ve yasla saira ve alevli ateşe onlar gireceklerdir. İnnehu kâne fî ehlihi mesrura. O da ailesine mesrur olarak giderdi. Ama ne zaman? Dünyadayken. Birisi dünyada ağlardı, orada sevinecek. Birisi ise ukbada ağlamakta ama dünyadayken kendi dünyasında zevk ve eğlence içerisinde yaşardı. Burada da buna işaret ediliyor. Aslında çok manidar. Bu surenin hemen üstünde ...Mudaffifin suresi var kardeşlerim. Orada ise bakınız kafirler anlatılıyor. Dünyadayken kafirler müminlere karşı onların tavrı nasıldı? İnnellezine <laughs> ecremu o mücrimler var ya o kafirler. Kanu minellezine amunu yadhakun. Dünyadayken onlar müminlere gülerler idi. Ve izâ marrû bihim Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaç göz ederlerdi. Ve izâ ve izâ galibu ilâ ehlihimun galibu fekihîn. Evet sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Bakınız çok manidar. Yani bu sürenin arkasından İnşikak suresinin gelmesi de çok manidar. Demek ki dünyadayken kafirler kendi ailelerinin yanına Döndükleri zaman neşe içerisinde dönerler idi. Ama Rabbimiz onların oradaki halini ne diyor? Onlar orada sürekli böyle ve thuburan kesira yok olmayı orada sürekli isteyecekler. Onlar ise dünyada nasıldı? İnnehu kana fi ehlihi mesrura. Dünyadayken kendi kendi kulübünün, kendi avanesinin, kendi taraftarlarının, kendi ailesinin yanında onlar çok mesrur idi. Ama ama ahirette, ama cehennemde hiç de mesrur olmayacaklar denmiş olmakta. Mevla bizleri onlardan eylemesin. O kafirlere anlatılırken, deminki okuduğum yerin devamında, kıyamet günü gelince o müminler de onlara bakacak sevgili kardeşlerim. Bakınız vaktimiz ilerliyor ama sureyi bitirmemiz de lazım. Ve izara avhum o kafirler müminleri gördükleri zaman galu inna ha ile dalun. Bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimselerdi derlerdi. Fel İşte işte bugün fel yevme amunu minel küffari yedhakun. Evet müminler işte bugün de o günde müminler kafirlere gülecekler. E, ne diyecekler? tabii ki nerede? Alel ara eki yenzurun koltuklara yaslanmış vaziyette. Hel füvü bel küffar <laughs> mâ kânü yef'alûn. Kafirler ettiklerini buldular değil mi diye de onlar bunu ifade etmeden geçemeyecekler. Evet iki sahne burada kafirlerle müminlerin halini bize vermekte. Ya yani Mudaffifin suresinde buna işaret ediliyor. Hemen arkasından İnşikak suresinde de bu iki sahne insanı anlatırken Rabbimiz inneke kadihun ila rabbike kethan ve mulaqi ey insan sen Rabbine giden yolda böyle bir çabanın içerisindesin bir gün Rabbine ulaşacaksın sen evet birden bizden birisi öldüğü zaman ne diyoruz İnna lillah ve inna ileyhi Allah'tan geldik yine ona döneceğiz diyoruz biz zaten burada emaneten bulunmaktayız ona döneceğiz diyoruz. İşte burada da inneke kâdihun ilâ rabbike denilirken bunlara bir vurgu olduğunu görmüş olmaktayız. Demek ki kafir insan böyle dünyada şımarık bir hayat yaşıyordu ama orada hiç de öyle sonuç işin finali hiç öyle olmayacak. İnnehu zanne ellen yahur o kafir Rabbine dönmeyeceğini ellen yarca'a ila rabbih Rabbine dönmeyeceğini zannediyordu. Bela hayır tam tersine İnne rabbuhu kana bihi basira. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Her zaman görüyor idi. Fela uksimu bi şafak. Hayır, hayır. İş onların bildiği gibi değil. Yemin ederim o şafa güneşin doğması ile birlikte meydana gelen efendim kızarıklığın olduğu o şafa Rabbimiz yemin buyuruyor. Ve leyli ve ma vasak Geceye ve onun topladığı, gece olunca bütün hani kuşlarından böceklerine, insanların evlerine, mesela o yavruların kendi yuvalarında tünedikleri o hale Rabbimiz işaret ediyor. Gece ile birlikte bütün varlıkların sükunet bulduğu mekanlarına sığındığı o hale Rabbimiz yemin ediyor. Toplandığı şeylere yemin olsun ki vel kameri ize tesak ayın dolunay haline geldiği o haline yemin olsun ki Mevla bunları hep yemin ediyor ki insanlar düşünsün diye. Çünkü bunlar her gün yaşanan mucizeler sevgili kardeşlerim. Evrende, kainatta her gün sürekli gördüğümüz ama hiç fark etmediğimiz, artık kanıksadığımız, unuttuğumuz mucizeler. Her gün evrende yaşanan bu ayetleri Rabbimiz bizi zaten onlara bakıp ibret almaya davet ediyor. İnne fi halqi semavati vel ardi vehtilafil leyli ven nahar. <laughs> Yerin göğün yaratılması, geceyle gündüzün birbiri ardınca devam etmesinde akıl sahipleri için ibretler vardır denilerek bunlar üzerinde düşünmeye Rabbimiz bizi hep e, teşvik ediyor. Ve ayetun lehumul leyl. Gecede bir ayet vardır buna teşvik ediyor. Burada da bunlara işaret buyuruyor ve leterkabun tabakan an tabak. Siz halden hale geçeceksiniz. Kıyamet gününe dair olduğu müfessirler tarafından ifade edilir. Kıyamet günü geldiği zaman onun kopuşu, kabirlerden kalkış, mahşer günü bekleyiş, hesaba çekiliş ve sırattan geçiş, cennete gidiş, cehenneme doğru onların inişi gibi farklı sahneler burada belki söz konusu ona işaret ediyor. Ya da insanın dünyaya gelişiyle alakalı ruhlar aleminden efendim ana rahmine varışı, dünyaya gelişi, hayatı yaşaması, ondan sonra ölümü, kabirde bekleyişi, berzah alemindeki bekleyişi, sonra kabir, belki bu, sonra kabirden kalkış belki buna işaret buyuruyor Rabbimiz Allahu alem. Evet devamına bakalım. Tamahu la yu'minun. Durum bu iken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Ve iza quri'a aleyhimul Kur'an, Kur'an onlara okunduğu zaman la yescudun secdeye kapanmıyorlar, Müslüman olmuyorlar, teslim olmuyorlar. İbadet için, kolluk için bugüne kadar şirkte çok durdum. Sana karşı gelmede geciktim. Rabbim diyerek neden Mevla'nın büyüklüğünü kabul edip onun huzurunda secdeye kapanmıyorlar insanlar. Ki bu ayet secde ayetidir. İnşallah sevgili kardeşlerim programdan sonra sizler de abdestiniz yoksa abdest alıp secdeye vararak bu secdemizi yerine getiririz inşallah. Tekrar ediyorum. Secde ayeti okuduk şu anda. Belirlediğine keforu yükeldi inkarcılar İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Vallahu alemu bima yu'un. Oysa içlerinde gizledikleri ne varsa Allah çok iyi bunları bilmektedir. İnsanların gönlünde, kalbinde, yüreğinde gizledikleri ne varsa bunların tümünü Rabbimiz bilmektedir buna burada işaret buyuruyor. Gizli açık. Öyle değil mi? Alimul gaybi ve şehade. Görüneni de bilir Allah. Görünmeyeni de gayb olan, gayb olan ne varsa Rabbimiz bütün bunları hepsini bilmektedir. Ve esirru kavlekum eviç Siz sözlerinizi açığa vursanız da, gizleseniz de Allah için birdir. İnnehu alimun bizatı sudur. Göğüslerde, gönüllerde, yüreklerde, içimizde gizlediğimiz ne varsa Allah bunları bilmektedir. Hem ela ya'lemu men halak. Hiç yaratan bilmez mi? Ve huve latiful Allah ayrıntıları, detayları, ince ne varsa onları da bilir. Çünkü hepsinden Allah zaten haberdar olandır buyuruyor Rabbimiz. Evet son ayetimiz. Febeşşirhum azabın elîm. Onlara şiddetli bir azabın haberini ver. Yani böyle bir azap var. Böyle bir gün var. Az önceki ayetlerde okuduğumuz bir sahne, bir an, bir zaman gelecek. Dünyada gülen, ahiretin kaygısını yaşamayan, dertlenmeyen, Allah'ın derdini, İslam'ın derdini, Allah'a karşı iyi bir kul olmanın derdini yaşamayan, kaygısız, böyle rastgele bir hayat yaşayan insanın bu gidişatının elbette ki kendisine hesabının sorulacağı bir zaman mutlaka gelecektir denilerek Rabbimiz bu manada şimdiden onları uyar diye Peygamberimize bu ayetlerini indirmiş. Tabii ki herkes öyle değil. İllellezine amunu ancak o iman eden kimseler ve amilus salihat salih amel işleyen tabii ki iman yetmiyor. İyi bir mümin olmanın yolu amellerle birlikte ortaya çıkacak. İman bir iddia, ispatı ameldir. Ben kalbi temiz, iyi bir müminim demek yetmez. Dudaklardan bunların dökülmesi ne kadar güzel ama yetmez. Hayatınız Allah'ın istediği gibi olmalı. Onunla bütünleşmeli. Tabi bunun da yolu nereden geçer? Kur'an'ın bizden istediği gibi yaşamak. Kur'an-ı Kerim bu manada bize peygambere itaat etmeyi emreder. Peygamber gibi olun, onun yolundan gidin. Eğer peygambere ittiba ederseniz beni de sevmiş olursunuz buyurur. İn kuntum tuhibbun Allah onu. de ki onlara Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki yuhibbukumullah. Böylece Allah da sizi sevsin buyurur. Demek ki Allah'ı seviyorum diyenin Yolu peygambere uymaktan, ittiba etmekten geçer. Peygamber de zaten size iki şey bıraktım diyor vefat ederken. Allah'ın kitabı benim sünnetim. Ona uyduğunuz zaman asla لَنْ tadillu مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا Asla sapıtmazsınız diye buyurulmakta. O zaman bizim de tabii ki yapacağımız iman artı ve amelü salihat. Salih ameller böyle olduğumuz zaman Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, lahum ecrun onların bir ecri, bir mükafatı olacak yarın cennette gayru memnun, gayru maktu yani kesintisiz. Yani bugün hizmet, bugün servis cennette olup da yarın tatil yok. Cennette sürekli sürekli ve sınırsız bir ecrin, bir mükafatın Mevla tarafından bizlere verileceği ve orada sonsuza dek yaşayacağımız bizlere bildiriyor. Allahum mec'alna minhum diyelim. Rabbim bizleri onlardan eylesin diyelim. Mevla bizleri siz sevgili kardeşlerimizi birlikte cennetinde cem etsin duasıyla bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka gün, bir başka sureyle huzurunuzda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.